Gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı. Önce Mescid-i Aksa ve Kubbetü's-Sahra kışkırtmaları yaşandı. Ardından da Gazze'ye operasyon başladı. İsrail'le Arap partileri de yaşananlara tepki olarak koalisyon görüşmelerinden çekildi. Kim kazandı? Savaş tüccarları kazandı. Koltuk meraklıları kazandı. Değişim istemeyen statükocular kazandı. Peki kim kaybetti? İsrail'de yaşayan Araplar kaybetti. Gazze'deki siviller, kadınlar ve çocuklar kaybetti. İsrail demokrasisi kaybetti. Değerli milletvekilleri, bu insanlık ayıbı karşısında maalesef ülkemizi yönetenlerden İsrail'i caydıracak, Filistinlilerin hayatını iyileştirecek bir somut adım görmedik. Mesela İsrail ile aramızda 6 milyar doları aşan ticari ilişkiler var. Peki bu ilişkiler askıya alındı mı? Hayır, alınmadı. Mesela Kürecik radar üssü var değil mi? İran'dan İsrail'e yapılacak bir saldırıyı haber vermesi planlanıyor. Peki bu üs kapatıldı mı? Hayır, kapatılmadı. Bunların hiçbiri yok. Peki ne var? Bol miktarda hamaset var. Kürsüden tarih tiratları var. A Haber'de, Yeni Şafak'ta ateşli yorumlar var, yazılar var. Gerçi bu hususta arkadaşların hakkını teslim etmemiz lazım. Doğu Türkistan için bu kadarını bile yapamadılar. Dün kürsüden insanlık nutukları atan Sayın Erdoğan, Çin mezalimine karşı Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz için ağzını bile açamamıştı. Sayın Erdoğan, kürsüden sallamayı liderlik sananların devri artık bitiyor. Milletimiz televizyonlarda estirilen hamaset rüzgarlarına artık inanmıyor. Samimiyetsiz, ağlak tavırlarınızla Filistin için çok şey yapıyormuş gibi görünme çabanızı artık kimse yemiyor. Devlet insanlığı kürsü şovlarıyla değil, akıllı bir diplomasiyle olur. Liderlik hamasetle değil, icraatla olur. Samimiyetle olur, tutarlılıkla olur, ciddiyetle olur. Boş konuşmayı bırakıp gerekeni yapacaksın. Tabii bunu yaparken de korkmayacaksın. Dik duracaksın, İsrail'e yaptığın gideri Çin'e de yapabileceksin. Türk Devleti'nin Cumhurbaşkanı'na yakışan budur. Bu vesileyle Netanyahu ve destekçilerini şiddetle kınıyor, uluslararası toplumu bu insanlık ayıbına karşı Filistinlilerin yanında birlik olmaya ve Netanyahu vahşetine dur demeye çağırıyorum. Aziz milletim, değerli gençler, yarın 19 Mayıs. Milli bayramlarımızın her biri bizler için çok değerlidir. Ama 19 Mayıs'ın yeri bir başkadır. 23 Nisan bir sonuçtur. 30 Ağustos bir sonuçtur. 29 Ekim bir sonuçtur. Ama 19 Mayıs milletimiz için tarihi bir başlangıçtır. Ülkemizin dört bir yanına çöreklenen düşmanlara karşı Türk milletine pranga vurulamayacağı gerçeğinin yeniden ispatı için atılan tarihi bir adımdır. Bu adım son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk adımıdır. Bu adım binlerce yıllık tarihimizden süzülen inanç ve kararlılığın tüm dünyaya ilanıdır. Bu adım istikbali istiklalden ayrı düşünmeyip bu kutlu günü gençlerin bayramı ilan eden bir büyük vizyonun imzasıdır. Ez cümle 19 Mayıs iç cephedeki sayısız gediye rağmen Türk milletini aynı kutlu ülküde buluşturan bir büyük destanın adıdır. Kutlu olsun. Aziz milletim, bugün de zor bir dönemden geçiyoruz. İşte o nedenle tıpkı 1919'da olduğu gibi bugün de o ilk adımı atacak cesarete sahip olmalı ve o umudu taşımalıyız. Bu topraklarda yeni destanlar yazmak için o ilk adımı mutlaka atmamız gerekiyor. O adım 1919'da
bağımsız bir ülke hedefiyle atıldı. Biz de bugün güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye hedefiyle o adımı atacağız. Muazzam bir gelişme, eşi benzeri görülmemiş bir kalkınma hedefiyle o ilk adımı atacağız. Ve tıpkı 1919'da olduğu gibi bugün de o ilk adımı milletçe omuz omuza hep birlikte atacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biz biliyoruz ki bu yolda ihtiyacımız olan kudretin, inancın ve cesaretin sırrı Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta attığı o ilk adımda saklıdır. Çünkü 19 Mayıs milletin azim ve kararlılığının önünde hiçbir engelin duramayacağı gerçeğinin asla silinmeyecek kanıtıdır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal kahramanlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. Yüce Allah bizi onlara karşı mahcup etmesin. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Değerli milletvekilleri, böylesine büyük bir kahramanlığın mirasçıları olarak bizler Türkiye'nin huzuru, refahı ve zenginliği için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Milletimiz ve ülkemiz için en iyi olanı istemek, en iyi olanı başarmak zorundayız. Ama maalesef Türkiye bugün bu bilinçten uzak bir anlayışla yönetiliyor. AK Parti'nin milletinden kopuk, ben yaptım oldu zihniyeti yüzünden milletimiz zor günler geçiriyor. Bu zihniyetin sonuçlarını iktidarın ekonomiden pandemiye kadar memleketin önemli meselelerinde sergilediği destansı beceriksizlikte tüm gerçekliğiyle beraber birlikte yaşıyoruz. Pandeminin başından bu yana bilim insanları uyardı, vatandaş uyardı, biz hepimiz uyardık, dinlemediler. 3 haftalık tam kapanmanın zorunlu olduğunu bir türlü kabul etmek istemediler. Nihayetinde lebalep kongreler bitip vaka sayıları ve ölümler zirve yapınca Ramazan ayında adını tam kapanma koydukları tuhaf bir uygulamaya gittiler. Adı tam kapanma ama şehirlerde trafik var. Adı tam kapanma ama sokaklarda insanlar var. Adı tam kapanma ama yasaklardan 20 milyona yakın insanımız muaf. Peki sonuç? Sonuç ortada. 5000'in altına inecek denen vaka sayısı 10.000'in üzerinde ve ne olacağı belirsiz günler ve anlar. Aziz milletim, sözde tam kapanma sürecinde bir kez daha gördük ki bu zor günlerde millet olarak maalesef yapayalnızız. Her zorlu süreçte olduğu gibi bu süreçte de iktidarın ortada olmadığı, devleti yönetenlerin güven vermediği, devletin kurumlarının ve gücünün hissedilmediği bir boşlukta yine tek başımıza kaldık. Neticede yarı sürü bağışıklığı, yarı kapanma, yarı açıklık, yarı toklukla yalan yanlış bir süreci daha yaşadık. Halbuki pandemiyle geçen 14 aylık süreçte gelişmiş ülkelerde işler yoluna girmeye başladı. İlk şoklar atlatıldıktan sonra önlemler ve uygulamalarla hem toplum sağlığı hem de çalışma hayatı kurtarıldı. Şu anda yurt dışında isteyen istediği an istediği yerde test yaptırabiliyor. Aşı tedariğinde sorun yaşamıyorlar. Planladıkları şekilde aşı takvimi uygulanıyor. Hızla normale dönüyorlar. Biz ise pandeminin başından bu yana iktidarın türlü yalanlarıyla oyalanıp hastalanmamak için, ölmemek için çaba harcıyoruz. Ekonomik ve sosyal destek paketleri olmadan, kapsamlı bir aşı planlaması yapılmadan uygulanan kapatmalar ne yazık ki vatandaşlarımız için COVID kadar büyük bir belaya dönüştü. 16 Mayıs itibariyle yaklaşık 26 milyon doz aşılama yapılabilmiş. Bunun yaklaşık 15 milyonu birinci doz, yaklaşık 11 milyonu da ikinci doz. Yani 15 milyon vatandaşımızın daha iki doz aşısı bile tamamlanamamış.
Hala en az o 44 milyon aşılama yapılması gerekli. Bu hedef için de en az 88 milyon doz aşı daha lazım. Yani partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle zincirlerini kırmış, kelepçelerinden kurtulmuş, prangalarını yerle bir etmiş Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının olağanüstü hızlı yönetim anlayışıyla gidersek 13 ay daha lazım. Beceriksizliğe bakar mısınız? El alem aşıları bitirip normale dönmeye başlamış, bizim daha 13 ayımız var. İşte size AK Parti iktidarının hizmet anlayışı. İşte size partili cumhurbaşkanlığı sisteminin üstün yönetim kabiliyeti. İşte size atanmış bakanların üstün liyakat seviyesi. Yazıklar olsun. Değerli dava arkadaşlarım, şu bir gerçek ki AK Parti balonu artık patlamıştır. Milletin 19 yıldır sırtında taşıdığı bu iktidar 14 ay milletinin yanında duramamıştır. Oysa Türkiye'nin zor günde vatandaşının yanında olacak gücü de var, zenginliği de var, kaynağı da var. Mesele bu zenginliği, bu imkanları, bu kaynakları kimin için kullandığınız meselesi. Yani mesele bir kaynak meselesi değil, bir tercih meselesi. Mesele yandaşlarınızı mı tercih ediyorsunuz, yoksa milletinizi mi tercih ediyorsunuz meselesi. İktidarın tercihi çok açık. Milletimiz zorluklarla boğuşurken, insanlarımız hayatta kalma mücadelesi verirken, bu ülkede çaresiz kalan babalar intihar ederken, iktidardakiler yüzsüzce gökyüzüne bakıp ıslık çalıyorlar. Ve her zaman olduğu gibi milletimizi değil, eşi, dostu, yandaşı tercih ediyorlar. İşte size en çarpıcı haliyle AK Parti zihniyeti. Bu öyle bir zihniyet ki yaprak döken memleketi bahar bahçe zannedecek kadar şuursuz. Evine ekmek götüremediği için canına kıyan insanlarımızı görmeyip onun hakkını yağmacılara tıkır tıkır ödeyecek kadar vicdansız. Bunca haramın ortasında bir de utanmadan milletinden helallik isteyecek kadar da yüzsüz. Sayın Erdoğan, yeter artık. Milletimizin yakasından bir düşün artık. Çileyi, yokluğu ve yoksulluğu reva gördüğün bu milletten hangi yüzle çıkıp da helallik istiyorsun kardeşim? Ayıptır, günahtır. Bak ben sana doğru adresleri göstereyim. Mesela git milletimizin alın teriyle kasalarını doldurduğunuz o 5 müteahhitten helallik iste. Mesela git arpalığa çevirdiğin yönetim kurullarına atadığın gelin, damat ve kayınçolardan helallik iste. Mesela git sarayda beslediğin 5 maaşlı danışmanlardan, yandaşlardan, trollerden ve malum vakıflardan helallik iste. Daha dün İş yerleri kapanıyor diyenler yalan söylüyor diyordun. Bugün utanmadan onlardan helallik istiyorsun. Dün eve ekmek götüremiyoruz diyen esnafa abartıyor diyordun. Bugün utanmadan onlardan helallik istiyorsun. Dün feryat eden çiftçiye terörist diyordun. Bugün utanmadan onlardan helallik istiyorsun. Alamazsın Sayın Erdoğan. Ekmeği haram ettiğin işçiden helallik alamazsın. Hayalleri haram ettiğin gençten helallik alamazsın. Tok yatmayı haram ettiğin garibandan helallik alamazsın. Siftahı haram ettiğin esnaftan helallik alamazsın. Hasadı haram ettiğin çiftçiden helallik alamazsın. Yazmayı haram ettiğin gazeteciden helallik alamazsın. Düşünmeyi haram ettiğin akademisyenden helallik alamazsın. Kadroyu haram ettiğin öğretmenden helallik alamazsın. Emekliliği haram ettiğin EYT'lilerden helallik alamazsın. Takdiri haram ettiğin sağlıkçılardan helallik alamazsın. Huzuru haram ettiğin kadınlardan helallik alamazsın. Aşıyı haram ettiğin milyonlardan helallik alamazsın.
Günahına girdiğin nice masumdan helallik alamazsın. Bir damla huzuru, iki dirhem tebessümü haram ettiğin milletimizden helallik alamazsın. Kaz Dağları'ndan, İkizdere'den, Harran'dan, Hasankeyf'ten, Kuzey Ormanları'ndan, Salda Gölü'nden, Soma'dan helallik alamazsın. Türkiye'nin cennet köşelerinde yapılan haram işlerden helallik alamazsın. Olmaz. Böyle yüzsüzlük, böyle utanmazlık, böyle terbiyesizlik olmaz. Sen haram içinde sefa sürerken dar günde tek başına bıraktığın milletimizden şimdi çıkıp da helallik alamazsın Sayın Erdoğan. Ama illaki helalleşmek istiyorsan ben sana yolunu söyleyeyim. Siyasetçi milletiyle kürsüden attığı nutukla helalleşmez. Siyasetçi milletiyle sandıkta helalleşir. Madem helallik alacaksın, önce aziz milletimizin önüne sandığı getireceksin. Helalliği öyle isteyeceksin. Sandığı getireceksin. Milletimiz sana ne diyecek göreceksin. Öyle kürsülerden üfürmekle olmaz. Halep oradaysa arşın burada. Madem helallik alacağına eminsin, buyur bakalım, getirin sandığı, hodri meydan. Vallahi iyiler seçime hazır. Şekil birada görüldüğü üzere. Sayın Erdoğan, benim söylediklerimi duymazdan geliyorsun, biliyoruz. Çözümlerimizi, önerilerimizi görmezden geliyorsun, onu da biliyoruz. Yükselişimizden ödün patlıyor, seni anlıyoruz. Ama bizim sesimiz milletimizin sesi. Sen istediğin kadar duymamazlıktan gel. O gür sesi durduramayacaksın. TRT ve Meclis Televizyonu istediği kadar sansürlesin, o sesi kesemeyeceksin. Senin havuz medyan varsa milletimizin burada bir kürsüsü var. 5 maaşlı danışmanların AK Partisi varsa işsiz gençlerin, atanamayan öğretmenin, EYT'linin İYİ Partisi var. Milletin parasıyla sefa sürenlerin, 5 müteahhidin, Tayyip abisi varsa esnafın, çiftçinin, emekçinin de Meral ablası var. Haydi görelim bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? Değerli dava arkadaşlarım, bu hafta milletin kürsüsünde esnafımızın bu helallik isteğine cevabını dinleyeceğiz. Ankara'da kahvehane işleten, daha doğrusu işletemeyen Hasan Çiftçi Bey aramızda. Buyurun Hasan Bey, söz de kürsü de sizindir. Sayın Genel Başkanım, sayın milletvekilleri, çok değerli basın mensupları. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kahveci esnafına söz veren İyi Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i hanımefendiye huzurlarınıza çok teşekkür ederim. Demek ki kahveci esnafının da bir anası var. Bir bacısı var, bir sahibi var. Sayın Genel Başkanım, Etemezkut ilçesi Elvankent'te kahvecilik, 20 yıl kahvecilik yaptım. Kahveciliğin 3 kişi de yanımda çalışıyordu. Fakat bir gün belediye zabıtaları geldi, kapattı. Ne oluyor dedim, boşalttılar. Biz de bilmiyoruz dedi. İçişleri Bakanlığı bir genelgesi gelir. İçeride kokan var mı?
şu var mı, bu var mı dinlemediler ve bizim kahvemizi kilitledi gittiler. Ondan sonra bugün açacağız, yarın açacağız, şöyle olacak, böyle olacak. Bilim kurulu toplanıyor, şu toplanıyor, bu toplanıyor derken 8 ay geçti. 8 ay zarfında bizim cadde üzerinde kahvem kiralık ve artık kira ödeyecek gücümüz kalmadı. Borçlandık, ettik, eyledik. Netice itibariyle Sayın Erdoğan, şimdi devletten biz bir destek almadık. Kahveci esnafı olarak bir 15 milyon lira Halk Bankası verdi. Bir parça soluğumuz genişledi. Bunun dışında hiçbir yardım, hiçbir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı şimdi kahveci esnafından helallik istiyor. Ben 33 sene devlete çalıştım. Devlet memurluğu yaptım. 20 sene kahvecilik yaptım. Eder 53 yıl. 53 yılda birikim mi bu pandemi aldı götürdü. Ben sana ne helallığı vereceğim. Ben sana ne helallığı vereceğim. Evet. Evet. Kahvecilerin durumu çok zor. Çok perişan. Telefonlaşıyoruz, görüşüyoruz. Gerçi ben kapattım, kahvem yok şu anda. Diğer arkadaşlarımız hepsi çok perişan bir durumda. Sağ olsun Sayın Genel Başkanım bize bu fırsatları verdiği için kendilerine tekrar şükranlarımı sunuyorum, arz ederim. Saygı sunarım Sayın Genel Başkanım. Sağ olun. Dedim ki artık söylenecek çok şey var. Çekiniyoruz. Konuşamıyoruz. Konuşamıyoruz. Daha neler var? Neler var? Konuşamıyoruz. Şimdi bunda acaba bunu da konuşuyorum. Fakat içimden geleni konuşuyorum. Bana kimse zorlamadı. Zorlatan da olmadı. Evet, içimden düşünüyorum. Acaba ne yapacaklar şimdi? Ne edecekler? İki tane oğlum var. Bunlara devlet memuru. Acaba ne yaparlarsa yapsınlar. Saygı sunuyorum efendim. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Vay be. Hani bu abiler 3Y ile mücadele etmek için yola çıktılardı ya. Yasaklardı bunlardan biri. Birazdan onu konuşacağız. Ahan da örneği. Derdini anlatmakla ilgili çekinen bir insan. Ne acı değil mi? Ne kadar acı değil mi? Çok teşekkür ederim Hasan Bey. İnşallah bu günler geçecek. Emin olun biz geleceğiz ve esnafımıza nefes aldıracağız. Aziz milletim, değerli milletvekilleri. Bir iktidarın sözleri ve icraatları arasındaki uyum ya da uyumsuzluk o iktidarın hem karnesi hem de karakteridir. 19 yıl önce millete verdikleri sözleri hatırladığımızda Sayın Erdoğan'ın iktidarının sınıfta kaldığı bir gerçek. İktidara gelirken en iddialı sloganları neydi hatırlatayım. 3Y ile mücadele. Neydi onlar? Yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar. Arkadaşlar bunlarla mücadele edecekti. Peki 19 yılın sonunda ne oldu? Birinciye ile başlayalım. Yolsuzluk. Yolsuzlukta Türkiye'yi bir dünya markası haline getirdiler, sağ olsunlar. Batılıların deyimiyle corruption'la anılan, rüşvetle anılan, yolsuzlukla anılan Afrika ülkelerinden biri haline getirdiler. Dünyanın en çok kamu ihalesi alan ilk 10 şirketi listesine Türkiye'den 5 şirket girdi.
Yani 10 şirketin, dünya çapında 10 şirketin 5'i Türkiye'den, ama neyle? Neyle? Kamu ihalesi almakla. Yani kayırılmakla. Bu şirketlerin aldığı ihalelerin toplamı tam 200 milyar doları aşıyor. Tekrar söyleyeyim mi? 200 milyar doları aşıyor. Rakam o kadar büyük ki böyle söyleyince pek anlaşılmıyor. 200 milyar dolar ne demek biliyor musunuz? Hane başına 85 bin lira demek. Geçmediğiniz köprülere, kullanmadığınız havaalanlarına, Türkiye'nin her ailesinden, her ailesinin cebinden 85 bin lira çıkmış demek. Her ailenin cebinden 85 bin lira çıkmış demek. 5 müteahhidin cebine girmiş demek. Mesela o paralarla Osman Gazi Köprüsü yapıldı, o paraların bir kısmıyla. Maliyeti 1,5 milyar dolar. Ama devletin kasasından çıkacak para, yani hepimizin cebinden çıkacak para ne kadar biliyor musunuz? Tam 13 milyar dolar. 1,5 milyar dolar nere ödenecek? 13 milyar dolar nere? Bu köprü dünyanın en büyük yolsuzluk eseridir. Bu köprü bir millete atılmış, dünyanın en büyük kazığıdır. Yolsuzlukla mücadele edeceğiz dediler. Yolsuzluğu denetleyen kurumların, Sayıştay'ın, Danıştay'ın içini boşalttılar. Araştıran, sorgulayan gazetecileri hapse attılar. Bunlardan birisi de hepimizin yakından tanıdığı genç bir kardeşimiz Murat Ağırel. Yolsuzluğa karşı sesini çıkaranı kovdular. Namusuyla çalışanın üzerine çöktüler. Ve çökme sözü çok önemli. Son zamanlarda habire çökmeyi duyacağız herhalde. Arkasından da çökertme gelecek inşallah. Ve yolsuzluğu bir norm haline getirdiler. 3 Kasım 2002 seçim beyannamesinde AK Parti yolsuzlukla mücadele edeceğini tam 24 defa tekrarlamış. Gelinen noktada ise Türkiye yolsuzluk sıralamasında 2007 yılında 64. 2015'te 66. 2020 yılında ise 86. sıraya kadar geriledi. Yani dünyanın en büyük yolsuzluk yapılan ülkelerinden birisiyiz. Yani yolsuzlukta Botswana, Ruanda, Namibya ve Gana gibi ülkelerden daha gerideyiz. Onlar bizden yoksullukla ilgili daha iyi durumda. Biz onlardan daha kötü durumdayız. İşte size Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının yolsuzlukla verdiği büyük mücadele. Yolsuzlukta Afrika ülkeleriyle rekabet eden Türkiye. Devam edelim. İkinci ye yoksulluk. Yoksullukla mücadele edeceğiz diye geldiler. Vergilerle, cezalarla yoksulun bile parasına göz diktiler. Kendi yandaşlarının vergi borçlarını silerken elektrikten 5 kalem vergi topluyorlar. İşçiye, memura, emekliye maaş zammı yapmamak için enflasyon rakamlarıyla oynayıp düşük gösteriyorlar. Soruyorum, yoksul bir ailenin ne gibi giderleri olur? Kira gideri olur. Doğalgaz, elektrik ve su gideri olur. Bir de yiyecek, içecek gideri olur, değil mi? Sakarya milletvekilimiz Ümit Dikbayır arkadaşımız 8 aydır pazarda, markette enflasyonu ölçüyor. Her ay aynı ürünleri satın alarak aradaki farkı gözlemliyor. Market ve pazar alışverişine neredeyse her ay %5 zam geliyor. Ama bu arkadaşların çıkardığı enflasyon rakamı bunun yakınından bile geçmiyor. Dünya Bankası verilerine göre son 2 yılda ülkemizde mutlak yoksulluk, tekrar söyleyeyim, mutlak yoksul sayısı 3.2 milyon kişi artarak 10.1 milyon kişiye yükselmiş.
Hani yoksulluk sınırının altı falan filan değil ha. Mutlak yoksulluk. Yalnızca son 2 yılda Ankara, Bursa ve İzmir'in toplam nüfusu kadar insanımız yoksulluğun pençesine düşmüş. Sokaktan geçen her 100 kişiden 13'ü mutlak yoksulluk içinde. Bir yandan dükkanlar kapalı, bir yandan gençler işsiz, memurun, işçinin, emeklinin aldığı para yetmiyor. Türk milleti olarak yoksullaştık. Orta gelir tuzağının üzerinden atlayıp zengin olacaktık, fakirlik kapanına düştük. Partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçince zincirlerimizi kırıp zengin olacaktık. Evi, arabayı, telefonu geçtim, markette sepeti, pazarda fileyi doldurmak bile hiç bu kadar zor olmamıştı. İşte size Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının yoksullukla verdiği büyük mücadele. AK Parti eliyle fakirlik kapanına mahkum edilen Türkiye. 3 Y'nin üçüncüsü yasaklar. Yasaklarla mücadele edeceğiz dediler. Yaşamadığımız yasak kalmadı be. Saray medyasında Sayın Erdoğan'ı eleştirmek yasak. Gazeteciysen yolsuzlukları araştırmak yasak. Televizyonlarda terörist mektubu okumak serbest ama milletin kürsüsünü yayınlamak yasak. Yargı mensupları için AK Partili'ye dokunmak yasak. Anayasa Mahkemesi'nin anayasayı uygulatması yasak. Kadına yönelik şiddetin her türlüsü tartışmaya açık ama İstanbul Sözleşmesi yasak. Muhalefetsen 128 milyar dolar nerede diye sormak yasak. Kendi bakanlığına dezenfektan satan bakanı soruşturmak yasak. Millet İttifakı belediyelerinin vatandaşa yardım yapması yasak. Vatandaşı patates soğan kuyruğuna mahkum etmek serbest ama ucuz ekmek büfesi açmak yasak. Açarsan yakarlar ona göre. Üniversitede rektörü eleştirmek yasak. Geçtim şiir okumayı, tweet atmak yasak. Protesto yasak, yürüyüş yasak. Filistinler için yürümek serbest ama Doğu Türkistan'a sahip çıkmak yasak. Çin Büyükelçisi'nin İYİ Parti Genel Başkanı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı resmi bir şekilde tehdit etmesi serbest, elçiye hadi oradan be demek yasak. Sokağa çıkmak yasak, okula gitmek yasak, kepenk açmak yasak, turist değilsen soluduğun hava bile yasak. Lebalep kongreler serbest ama milli bayramlarımız yasak. İşte size Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının yasaklarla verdiği büyük mücadele. Yasakların doyasıya yaşandığı bir Türkiye. Değerli dava arkadaşlarım, bunların işleri güçleri amaset. Bakın 2023 vizyonu hala AK Parti'nin internet sitesinde duruyor. Orada da durum aynı. Gerçekleşen tek bir vaatleri yok. 2023 vizyonunda ne yazıyorsa tersini yapmışlar. Kişi başı milli gelir 25 bin dolar diyor o belge. 10 bin doları bulsak dua edecek hale geldik. İlk 10 ekonomi arasına gireceğiz diyor. İlk 20 ekonominin dışına gittik. 1 milyon işsize iş diyor. İşsizler kervanına her yıl 1 milyon işsiz daha katılıyor. 2023 vizyonunda esnafa destek ve kolaylık yazıyor. Ha, yanlış duymadınız. Esnafa destek ve kolaylık yazıyor. Esnafın üzerindeki vergi yükünü azaltacağız yazıyor. Resim olarak da bir esnaf lokantasının resmini kullanmışlar. Ha. Çok ilginçtir. O resmini kullandıkları lokanta bile bugün can çekişiyor. 2023 vizyonunda ne yazıyorsa ters oldu. Damat bakan ne dediyse ters oldu. Milli gelir düştü, işsizlik arttı, kepenkler kapanıyor, milletin borçları dağ oldu. 3600 ek gösterge vaatleri yalan oldu, EYT yarası kanamaya devam ediyor. Sayın Erdoğan, siyasetçinin sözü namusudur. İşte o nedenle bir siyasetçi için en kötüsü sözünün kıymeti harbiyesinin
kalmamasıdır. Geldiğimiz noktada senin sözünün de bir değeri kalmadı. Çünkü ne dediysen millete tersini yaşattın. Zenginlik dedin, fakirliği yaşattın. İş dedin, gençleri işsiz bıraktın. Aş dedin, vatandaşı aç bıraktın. Güçlü Türkiye dedin, itibarımızı iki paralık ettin. Uçacağız dedin, memleketi uçuruma sürükledin. Siyasetçi milletine projelerini anlatır, çözümlerini anlatır, vaatte bulunur. Vaatlerini gerçekleştiremezse de çıkar, milletinden özür diler. Bütün yanlışlarına ve eksiklerine rağmen istifini bozmayandan siyasetçi olmaz. Devlet insanı hiç olmaz. Böyle devlet yönetilmez. Aziz milletim, peki yoksulluk ve yasaklara nasıl, yoksulluk ve yasaklarla nasıl mücadele edilir? İnanın bu hiç de zor değil. Önce milletinizi seveceksiniz. Sonra kararlı olacaksınız ve çok çalışacaksınız. Bunlar olunca Türkiye'nin gücü her türlü yanlışı yenmeye yeter. Türkiye imkanları olan zengin bir ülke. Yeter ki önce millet, önce memleket diyenler başa gelsin. Ben bu gerçekleri söyleyince iktidara nasıl batırdın diye sormaya cesareti olmayanlar bize nasıl yöneteceksin diye soruyor. Allah'ın izniyle İYİ Parti iktidarında tüm bu sorunların üstesinden geleceğiz. Çünkü bu bir zihniyet meselesi. Bizi onlarla karıştırmayın. Biz onlara benzemeyiz. Onlar milletimizi düşünmüyor olabilir. Biz düşünüyoruz. Onlar başaramıyor olabilir. Biz başarırız. Onlar memleketi yönetemiyor olabilir. Biz yönetiriz. Çünkü biz İYİ Parti'yiz. Biz haram yemeyiz. Haram yedirmeyiz. Çalmayız, çaldırmayız. Memleketi aile şirketi gibi değil, layık olduğu gibi yönetiriz. Bir kişinin yarım aklıyla değil, ortak akılla, istişareyle yönetiriz. Hafta sonları, gece yarıları, alelacele alınan kararlarla değil, vizyonla, planla, programla, çok çalışarak yönetiriz. Keyfiyetle değil, şeffaflıkla, gizleyerek değil, hesap vererek yönetiriz. Torpilli değil, liyakatli kadrolarla yönetiriz. Yasaklarla değil, adaletle, hukukla yönetiriz. Milleti bölmeden, kimseyi teklemeden, demokrasiyle, millet iradesiyle el ele vererek yönetiriz. İkna ederek, doğruda, güzelde buluşarak yönetiriz. Şahsi hırslarımızla değil, kibirimizle değil, akılla, irfanla, tevazuyla yönetiriz. Bizi onlarla karıştırmayın. Biz önce millet, önce memleket diyenleriz. İşte o nedenle memleketi aslanlar gibi yönetir, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle Türkiye'yi düze çıkarırız. Sayın Erdoğan, bu millet sana güvendi, yetki verdi. Ama sen milletinden koptun, kibrine ve hırslarına yenildin. Haktan, hakikatten uzaklaştın ve sonuçta başarısız oldun. Artık milletimize verecek bir şeyin kalmadı. Bu gerçeği kabullen artık. Başarısızlığı kabullenmek de bir erdemdir. Koltuğu kaptırmak dünyanın sonu değil. Yapamayınca çekilmeyi de bileceksin. Yönetemeyince kenara çekilip yönetebilenleri izleyeceksin. Bu kadar basit. Korkma Sayın Erdoğan. Biz kimseyle düşman değiliz. Bizim derdimiz belli. Çocuklarımız için, torunlarımız için güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'yi bir an önce tesis etmekten başka bir hedefimiz yok. Çünkü biz sizin gibi sefa sürmeye değil, milletimize hizmet etmeye geliyoruz. Milletimizin dertlerini çözmeye geliyoruz. Siz tıpış tıpış gidiyorsunuz, biz koşarak geliyoruz. Emin adımlarla, her gün büyüyerek geliyoruz. Milletimizle yan yana, omuz omuza geliyoruz. O nedenle ilk seçimden sonraki muhalefet kariyerinizde sana ve arkadaşlarına şimdiden başarılar diliyoruz. Değerli dava arkadaşlarım, her gün daha da gürleşen bir sesle millet bizi çağırıyor. Yalnız bırakılan milletimize sahip çıkacak, yolsuzluğu, yoksulluğu, yasakları tarihe gömecek, ülkemizin zenginliğini her eve paylaştıracak, hırsızların hortumunu kesecek, 3600 ek göstergeyi verecek,
EYT'li kardeşlerimizin yarasını saracak, gençlerimize iş ve yeniden umut verecek bir iktidar geliyor. Müjdeler olsun. Türkiye İyi Parti iktidarına hazırlanıyor. Ne diyordu Namık Kemal? Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini? İşte bizler aynı cennet mekan Atatürk gibi o soruya yeniden aynı cevabı verenleriz. Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok. Biz buradayız. Biz hazırız. O sandık gelecek ve milletimiz İyi Parti diyecek. İyi Parti iktidarında milletimiz nefes alacak, insanımız yeniden yüzü gülecek. Biz geleceğiz ve Türkiye iyi olacak. Kimse merak etmesin. Toplantımızı şereflendirdiniz. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.